Osmanlı tarihine seyahat programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda Osmanlı kültür ve uygarlığını soru cevaplarla arz etmek istiyorum. İlaveten altın sayfalar 12 ve 13'de arz edeceğim. Soru: Osmanlı devlet anlayışı ve padişah hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Osmanlılar bir beylik olarak ortaya çıktılar. Bu yüzden yönetim ilk zamanlar eski Türk geleneklerine ve alınan yerlerin önceki uygulamalarına göre düzenlenmiştir. Yönetimin başı, aşiretinde başı olan beye aittir. Beylik büyüyüp devlet olunca devletin başına padişah dendi. Padişahların en önemli görevi adaleti sağlamaktı. Padişahlık babadan oğula geçerdi. Her şehzade geleceğin padişahı olabilir düşüncesiyle eğitilirdi. O yüzden tüm Osmanlı padişahları en az iki yabancı dil bilirlerdi. Şairdiler, savaşçıydılar, dönemin bütün ilimlerinden haberdardılar ve el emeği göz nuru döktükleri bir meslekleri vardı. Saray bahçesindeki atölyede bir meslek icra ederlerdi. Her padişah mutlaka güzel sanatlardan biriyle de meşgul olurdu. Dünya yönetmenin örnek insan olmanın ve iyi bir Müslüman olarak yaşamanın gayretinde idiler. Bazı padişahlar ve uğraşları. 1. Mehmet Çelebi yay ve kiriş ustası idi. 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, mühendis, matematikçi ve bahçıvandı. 1. Selim yani Yavuz Selim kuyumcu idi. 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman kuyumcu idi. 3. Selim yani Sarı Selim hilal şeklinde yaptığı asalarla meşhurdu. 3. Murat ok ustasıydı, ok yapardı. 3. Mehmet kaşık ustasıdır. Okçuların kullandığı özel yüzükler yapardı. 1. Ahmet nakkaş, süsleme ustası ve kakmacı idi. 3. Selim müzisyen, besteci, güfteci idi. 2. Abdülhamit marangoz. Beylerbeyi sarayındaki bütün dolaplar, çalışma masası, yatağı ve sandıkları kendi eliyle yapmıştır. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2. Abdülhamit'in elinden çıkan dolaplar hala kullanılmaktadır. Osmanlı padişahları başına buyruk emir veremezdi. Bütün yaptıkları Şeyhülislamlardan aldıkları fetva yani hukuk kuralına göreydi. Birkaç tanesi hariç bütün padişahlarımız mareşaldir, yani her biri en büyük komutandır. Soru: Şehzadeler kimdir, nasıl yetiştirilirlerdi? Cevap: Osmanlı padişahlarının erkek çocuklarına şehzade denirdi. Bilgili, görgülü, kibar anlamına gelen Çelebi de denilirdi. Şehzadeler küçük yaştan itibaren hocaları ve danışmanlarıyla birlikte sancaklara gönderilirlerdi. Sancakta bulunan şehzadeye Çelebi Sultan denirdi. Buralarda Lala adı verilen tecrübeli devlet adamlarından her konuda yardım alırlardı. Başlıca sancaklar Bursa, Kütahya, Manisa, Amasya, Trabzon ve Sivas'tı. 3. Mehmet sancağa gönderilen son şehzade oldu. Sancak usulünün kaldırılması ile toplumda birbirinden uzaklaşmalar oldu. Soru: Osmanlı'da merkez teşkilat deyince ne anlamalıyız? Cevap: Başta padişah ve onun oturduğu saray olmak üzere devletin tüm yönetim birimleri anlaşılmalıdır. Soru: Osmanlıların devleti yönettikleri ve yaşadıkları saraylar hakkında bilgi verir misiniz? Cevap: Osmanlılarda saray deyince Topkapı Sarayı akla gelir. Bunun dışındaki diğer tüm saraylar geçici olmuştur. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Daha sonraki dönemlerde bazı eklemeler katılmıştır. Bizans imparatorlarının da sarayı buradaydı. Bugün Eminönü dediğimiz bölge 400 yıldan 19. yüzyıla kadar dünyanın yönetildiği merkezdir. Topkapı Sarayı, iç saray ve dış saray olmak üzere iki temel bölümden oluşur. İç sarayın en önemli ve akla gelen bölümleri haremdir. Dış sarayın en önemli ve akla gelen bölümü de divan üyelerinin ve yabancı elçilerin kabul edildiği arz odasıdır. Soru: Harem en tartışılan yerlerdendir. Harem nedir? Cevap: Adından da anlaşılacağı gibi herkesin giremeyeceği, göremeyeceği haram bölgedir. Harem, saray kadınlarının bulunduğu bölümdü. Burada padişahın annesi, eşi ve cariyeler bulunurdu. Haremdeki kadınlar özel seçilmişti ve Osmanlı Devleti'ni yöneten beylere, paşalara eş yapılmak için özel eğitilirlerdi. Harem bir zevk, sefa eğlence yeri değildi. Tamamen kız sanat, ticaret ve mesleki eğitimin yapıldığı özel okuldu.
Dış saray bölümünde erkeklerin okuduğu Enderun'un aynısıydı. Aynı amaçla bayanlara kurulmuş bölümdü. Harem hakkında en çok yazanlar ve inananlar Avrupalı fantazi yazarlarıyla onları okuyanlardır. Avrupalı fantazi yazarları kendi pornografik saçmalıklarını tatmin ve para kazanmak için kaleme almışlardır. Safiye Sultan bir Hürrem masalı, Nurbanu, Hatice Sultan ve Kiraze ile devam eden binlerce karalama kampanyaları, Osmanlı haremini ve buradaki kadın efendileri çıkarcı, maddeci, makam mevki düşkünü, ahlaksız, geçimsiz ve komplocu olarak göstermektedirler. Dünyanın yönetildiği bir sarayda bunlardan bir tanesi olsa ve kurumsallaşsaydı Osmanlı Devleti 100 yılı bile yaşayamazdı. Tarih okumayı sevmeyen insanımız bu tür kitaplara çok paralar vermekte hem de beyinler yalanlarla dolmaktadır. Birçok aydın geçinenlerin tarih bilgisi bu tür fantazi romanlardan okudukları saçmalıklardan ibarettir. Soru: Divan-ı Hümayun nedir, kimlerden oluşur? Cevap: Bugünkü Bakanlar Kurulu'nun karşılığıdır. Divan-ı Hümayun'un üyeleri şunlardır: Vezir-i Azam, yani Sadrazam, Vezirler, bu vezirlere Kubbealtı Vezirler de denir, Kazaskerler, Defterdarlar, Nişancı, Beylikçi Kalemi, Tahvil Kalemi, Amedi Kalemi, Yeniçeri Ağası, Kaptanı Derya, Şeyhülislam. Soru: Maliye teşkilatı nasıldı? Cevap: Bir evin bile gelir gider dengesi tutulurken dünyayı yöneten, aynı anda yüz binlerce orduyu savaşlara gönderebilen bir devletin maliye teşkilatını küçük görmek sadece cehaletle açıklanabilir. Dünyada her şeyin yazıya döküldüğü ve defterlerin tutulduğu tek devlet Osmanlı Devleti'dir. Divan-ı Hümayun üyelerinden olan defterdar, padişaha ülkedeki tüm ekonomik verileri bildirirdi. Defterdarın emrinde çalışan ve ona hesap veren başbakı kulu, cizye başbakı kulu, veznedar, sergi nazırı ve sergi halifesi gibi görevliler vardı. Tahrir defterleri iki adet olarak düzenlenir. Biri eyalet merkezinde, diğeri de İstanbul'da saklanırdı. Bir anlaşmazlık çıktığında bu defterlere bakılırdı. Osmanlılar'da taşra teşkilatı. Devletin yönetim bakımından temel birimi sancak idi. Sancaklar sancak beyleri tarafından yönetiliyordu. Sancaklarda sivil yönetici olarak birer de kadı bulunurdu. Rumeli ve Anadolu eyaletleri ve başka eyaletler beylerbeyi denilen yöneticiler tarafından yönetilirdi. Osmanlı taşra teşkilatında en dikkat edilen hususlardan biri tımar sistemidir. Soru: Taşra teşkilatında başka hangi görevliler vardır? Cevap: Beylerbeyi, sancakbeyi, kadı dışında muhtesip, kapan emirleri, beytülmal emini, gümrük ve baç eminleri. II. Mahmud ve Tanzimat fermanından sonra Osmanlı'da taşra teşkilatları da isim ve işleyiş bakımından değişikliğe uğradılar. Osmanlılar'da askeri teşkilat. Osmanlı Devleti daha beylik iken ilk fetihleri, aşiret kuvvetleri, alperenler ve gazi akıncılar yapardı. Orhan Bey zamanında ilk düzenli yaya ve atlı birlikler kuruldu. 1. Murat zamanında Kapıkulu Ocakları denilen yeni bir askeri teşkilat kuruldu. Yine 1. Murat zamanında Hacı Bektaş Veli'nin dualarıyla Yeniçeri Ocağı kuruldu. Devşirme çocuklarından kurulan bu ordu Osmanlı Devleti ile bütünleşti. Unutulmaz meydan savaşlarını yapan ordu bu ordudur. Osmanlı Ordusu. Osmanlı Ordusu, Kara Ordusu ve Deniz Ordusu diye ikiye ayrılır. Kara Ordusu, Kapıkulu Ocakları olarak bir bölüme ayrılır. Kapıkulu Ocakları da piyadeler ve süvariler olmak üzere iki bölümdür. Piyadeler, Acemi Ocağı, Yeniçeriler, Cebeciler, Topçular, Top Arabacılar, Humbaracılar, Lağımcılar, Sakalar. Süvariler de Sipah, Silahtar, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler, Sol Garipler diye ifade ediliyor. İkincisi, eyalet askerleri de, tımarlı sipahiler, akıncılar, azaplar, deliler, gönüllüler, beşliler, yayalar, müsellemler. Üçüncüsü yardımcı kuvvetler olarak Kırım, Eflak ve Boğdan askerleri. Bu ocakların isimlerine dikkat ediniz ve unutulmaz işler yaptığını düşününüz. 17. ve 18. yüzyılda orduda değişiklikler oldu. 18. yüzyılda Avrupa örnek alındı. Nizam-ı Cedid kuruldu. Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu. Hamidi alayları kuruldu. Soru: Osmanlılarda hukuk nasıldır? Cevap:
Şer'i hukuk ve örfü hukuk olmak üzere iki temele dayanır. Örfü hukuk, şer'i hukuka aykırı olmamak üzere geçerlidir. Osmanlı Devleti'nde hukukun çalıştığı yerler, yani adliye, küçük ve basit yapılardı ama haklı olan hakkını mutlaka alırdı. Günlerce, aylarca, yıllarca süren davalar olmazdı. Adalet zamanında olursa adalettir anlayışı geçerlidir. Herkes bu hukukun gücünü bildiğinden rahattı, korkusuzdu ve mutluydu. Soru: Osmanlıların yetkili ve yetişmiş insanlarını sınıflandırırsak nasıl sınıflandırırız? Cevap: İlmiye sınıfı, Seyfiye sınıfı, Kalemiye sınıfı. Altın sayfalar 12. Yavuz Sultan Selim, başta İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde Müslümanlara zulmün tüm hızıyla sürdüğü bir dönemde Divan Humayun'u topladı. Ben de ülkemdeki bütün Hristiyanları keseceğim ya da Müslüman olacaklar dedi. Hiç tereddüt etmeden Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi kalktı ve eğer dediğini yaparsan İslam'a ters bir iş yapmış olursun. Ben de seni padişahlıktan indiririm dedi. Yavuz ama onlar Müslümanlara zulmediyor diyebildi. Son bir gayretle Şeyhülislam evet dediğin doğru ama onlar bizim hocamız değil. Biz Kur'an ne diyorsa ona bakarız. Zulüm yok. Zorla din değiştirmek yok. Unutun. Padişah özür diledi. Altın sayfalar 13. 93 harbinden sonraki günlerdi. Mehmet Akif Ersoy her gün sabah namazı için Sultanahmet Camii'ne geliyor. Her geldiğinde kendinden önce gelmiş bir adamı ağlarken görüyordu. Birkaç gün sonra dayanamadı. Adama yaklaşarak ağlama. Allah affedicidir dedi. Adam git başımdan diye kovaladı. Mehmet Akif ısrarlı olunca adam anlatmak zorunda kalıyor. 93 harbi yıllarıydı. Babam ölmüş, evden acele gel diye bir haber geldi. Mallarının mülklerinin başına geçmemi istiyorlardı. Genelkurmay'a istifamı verdim, kabul edilmedi. Israr ettim, padişaha git dediler. Padişaha gidip derdimi anlattım. Olmaz, harp zamanıdır. Subaya ihtiyacımız var dedi. Çok ısrar ettim. Sonunda padişah istifa ettirdi. Memleketime gittim, gece rüyamda Resul-i Ekrem'i gördüm, Osmanlı ordusunu teftiş ediyordu. Padişah 2. Abdülhamid tekmil veriyordu. Benim birliğim dağınık bir halde gelince Resul-i Ekrem sordu. Bu birlik niye dağınık, subayı nerede? Padişah istifa ettirdik dedi, sizin istifa ettirdiğinizi biz de istifa ettirdik dedi. Söyle Allah aşkına ben ağlamayayım da kim ağlasın? Evet değerli dostlarım, bir Osmanlı tarihine seyahat programımızın sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.